Malatya'nın manşetine bakalım. Şimdi biz yerel gazetelerin dikkat çektiği haberleri paylaşıyoruz ama siz kendi yerinizde yurdunuzda olup bitenlerle ilgili haberleri de lütfen bizimle paylaşın. Gönül ister ki başlığı altında konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınızda Malatya Son Söz gazetesi depremin yıktığı şehirlerden göç sürüyor. Giden gelmiyor. Acep ne iştir insanlar büyük bir travmayı yaşadı ve yeniden o depremin yaşandığı illerde bir hayat kurmayı düşünmüyorlar maalesef. Giden gelmiyor acep ne iştir? Son Söz gazetesinin manşeti. Yalnız birazdan bir öğretmenimiz, Kadir öğretmenimiz. 7 ay önce 6 Şubat depreminde o enkaz altında kalanlardan birisiydi kendisi. Eşiyle, evladıyla birlikte. Eşini kaybetti, evladını kaybetti. Kendisi bacağı kolonun altında kaldığı için bacağı kesilmek zorunda kaldı. Sonra Sivas'a gitti. Sivas'ta yaşadı bir süre. Ama ders zili çaldı. Ne yaptı Kadir öğretmen? Onu izleyeceksiniz az sonra. Şimdi bir de İzmir diyelim. Sonra İzmir'den bir haberle ilerleyelim. İlk Ses gazetesi emekli olunamayan meslek, motokuryelik her iş günü ayrı bir veda. 2022 yılında en az 58 motokurye çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Akgül meslekteki riskler dolayısıyla her gün evden vedalaşarak ayrıldıklarını anlatıyor. Bunu söylüyor. Ve şimdi yine bir hak emek arayışı adres İzmir. Ver. Sözlermesine rağmen Bizim ödemelerimizi yapmadılar. Çocuklarımızın bugün çantalarına besleme çantası boş gitti arkadaşlar. Bugün çantalar boş gitti. Şey biz besleme koyamadık. Bizim derdimiz çocuklarımızın geleceğini Geleceği hayat atamak istiyoruz. Her gün daha da zor hale gelen geçim derdi. Bir de verilen tutulmayan sözler toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan işçileri yeniden eyleme başlattı. Buradan rektörlüğe, hastane yönetimine ve yetkililere sesleniyoruz. Ege Üniversitesi işçilerinin 1890 işçinin hakkını verin. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Sağlık İş Sendikası üyesi işçiler daha önce imzalanan toplu sözleşme gereği geriye dönük alacakları için Ağustos ayında eylem yapmıştı. Kendilerine verilen söz sonrası o eylemi durdurmuşlardı. Ay sonuna kadar Sayın Rektör Hoca ve Rektör Yardımcısı bu ödemelerin yapılacağını geçmesine rağmen e, ödeme olmadı. Verilen sözler tutulmayınca işçiler dün yine eylemdeydi. Yalnız bizim tek derdimiz var buradaki kardeşlerimizin alın terinin karşılığı bir an önce sana gelsin. Çünkü ülkede ekonomi çok kötü. Her gün euro, dolar, diğer masraflar artıyor. Peynir, çökelek artıyor.